bilmiyorum. Ama kocasına haber vermemiz lazım. Çünkü adam meraktan çatlamıştır. Bir bekle. Önce aralarındaki sorunun ne olduğunu öğrenelim. Acele etmeyelim. Oy Rıza Bey. Valla evlendiğimizde ha bu kadar kot kafalı bir uşak değil. İstemiyorum seni. This ilişki is over. Anlama. İstemiyorum, istemiyorum. Aç bulacağım telefonunu. Sultan Hanım bence açın. Niye? Şimdi yani sizin nerede olduğunuzu bilmiyor, endişelenmesin. Endişelensin, merak etsin, meraktan çatlasın, hatta boğalsın. Uy! Hak etti, hak etti. Bakın beni buraya olduğunu söylemediniz de. Yok, henüz söylemedik yani. Öncelikle aranızdaki sorunun ne olduğunu öğrenmek istiyoruz değil mi Haluk? Evet, evet ama sonra söylemek gerekiyor Rıza Bey burada olduğunuzu. Yani şimdi şöyle bakın, aynı şey benim başıma gelse, şimdi Meltem bavulunu alıp size gelse ve Rıza Bey bana söylemese ben yani bozulurum vallahi. Bırakın şimdi Rıza'yı. Daha önemli bir sorunumuz var. Dünürcüğüm, ben şimdi odaya yerleştirdim bavulumu. Açtım ama dolaba sığmadı Halil'e kedirdiklerim. Diyelim ki yarın bana bir tane dolap alalım. Bir öyle düzenimi kurayım. Yoksa başka türlü olmaz, alışamam. Sultanımcığım, dolap kısmı en kolay. Yani onu her türlü hallederiz de belki siz Rıza Bey'le konuşur, barışırsınız. Duyacağımı duydum. Anladım. İstemiyorum burada. Teşekkür ederim. Merak etmeyin. Bir dolap istedim diye burada kalıcı değilim. Bir geçici bir çözüm olarak buraya gelip burada kalmayı düşünmüştüm. Sultan Hanım, lütfen böyle söylemeyin. Yani başımızın üstünde yeriniz var. İstediğiniz kadar kalabilirsiniz. Ben onun için söylemedim. Evet, evet. Yani bakın bunca yıllık evlisiniz. Boyunuz kadar çocuklarınız var. Böyle gemileri bir anda yakmamak lazım. O yüzden yani. Yani alelacele bir karar vermiş olmayın diye. Değil mi? Yani. Rıza ile aramda gezenleri bilmediğiniz için ha böyle kafadan atmalar tabii ki çok normal. Ama durum bildiğiniz gibi değil. Neyse, bir gideyim. Anladım, istemiyorum haberi. Aa Sultan Hanım, ya biz şimdi böyle bir şey mi dedik? Lütfen. Lütfen yani. Rıza Bey. Tamam, ben bir bakayım. Açma. Bakacağım. Bakma. Kapının deliğinden bakacağım. Aç. Açma. Ya olur mu öyle şey? Adam kapıda. Ya açmak lazım. Olmaz böyle. Bana bakın. Ben şimdi mutfağa giderim. Eğer benim burada olduğumu Rıza Bey'e söylerseniz, Simay'ın yüzünü havuca göstermem oğlunuzda kalır ortada. Bilir bilir bilir. Demedi adı deme. Sen de git. Ya sonra ikna edip çıkarırsın. Hadi yürü git. Telefonu orada sakla. Merhaba Dünür. Merhaba, merhaba. Hoş geldin. Ya kusura bakma, akşam akşam rahatsız ediyorum seni ama. Yok yok, geç. Ha, önemli bir mevzu olmasa kapıyı bu kadar ısrarlı da çalmaz. Ayıp ediyorsun. Geç, otur. Hayırdır? Hiç hayır değil. Meltem Hanım yok mu? Gelir biraz sonra. Geç, ne oldu? Dünür. Benim karı evi terk. Yapma ya. Ana. Ne oldu? Sorma, sorma. Bari sen anlat da bilelim. Efendim? Yani çok merak ettim de o yüzden dedim hani sebebini bilelim. Niye evi terk etti? Sultan Hanım, Alo'ya güvenebilirsiniz. Siz istemediğiniz için sizin burada olduğunuzu asla söylemeyecektir. Benim güvendiğim dağlara karlar yağmış. Erim dediğim herif beni adamdan bıçaklamış. Ben bu saatten sonra birilerine güveneceğim. Ha? Oldu. Bence sen de güvenmesen iyi edersin. Sultan Hanım, ben diyorum ki siz Rıza Bey'le aranızda ne olduğunu bana bir anlatın. Ben konunun ne olduğunu anlayayım.
Ondan sonra gideyim Rıza Bey'in karşısına dikileyim, hesap sorayım. Siz niye benim dönürümü böyle üzdünüz diye diyeyim. Küçüldü mü kız? Küçüldüm ki de hesap soracak mısın? Tabii canım, soracağım. Sormaz olur muyum? Sen bu Allah'ın bir lütfusun bebeğim. Ama anlatın önce. Ben bir ne olduğunu öğrenmeliyim. Okey, tamam. Anlatayım. Bak şimdi. Ha, bundan birkaç saat önceydi. Dışarıda hava buz gibiydi. Rüzgar ağaçların dallarını kıray, yağmur damlaları şiddetle camlara çarpaydı. O sırada bizim evde ise bir tartışma alevlenmişti. Azıl fırtına bizim evin içinde kopaydı. Dışarıdaki fırtına bizim yanımızda halt etsundu. Rıza çok sinirliydi. Adeta boynundaki damarları adaydı. Sonunda zıvanadan çıkmış idi. Bağırdı, çağırdı. İnanır mısın, ağzımı açıp tek kelime edemedim. Bir görsen hakaretlerin bini bir para. Artık sinirden ağlamaya başlamıştım. Garibim, kızım, simayım da bizi ayırmaya çalıştı ama nafile. Mağara adamı Rıza'nın gözü dönmüştü bile. Her şeyi yutarıyordum ama rahmetli babacığımın yadigarı ha ördek pibloyu kırmaya çalıştım. Resmen bağ hırsından babacığımın yadigarını aldığı gibi yere attı ve paramparça etti ördeği. Emin misiniz? Gerçekten böyle mi oldu? Evet, eminim. Ne kadar şok edici de. Yani Rıza Bey hiç böyle biri değil. O yüzden ben çok şaşırdım. Ben de. Bana anlatmadığınız bir detay falan yok değil mi? Hayır, her şeyi olduğu gibi anlattım. Hiçbir şeyi atlamadım. Peki bu noktaya nasıl geldiniz? Ha, aramızda ufak tefek sorunlar vardı. Tartışmaya başladık, sonra büyüdü, bu hale geldi. Ne gibi ufak tefek sorunlar? Bir şey değil canım. Benim çocukların işine devamlı karışmam, burnumu sokmam. Rıza'ya devamlı rüvrüv etmem. İşte kilo veremiyorum diye düğünü yaza ertelemem. Laftan anlamayan bir kadın olmam. Dünyanın sürekli benim etrafımda dönmesi gibi... ince tekrardan bile doldurmayacak kadar küçük şeyler. Ama ne olursa olsun böyle davranamaz. Yani bana böyle hakaret edemez. Bu kadar küçültücü davranamaz bana. Hele babamın yadigarı en sevdiğim, en değer verdiğim eşya olduğunu bildiği halde... alıp onu yere atamaz, bunu kıramaz, bunu yapamaz Meltemcu. Doğru, doğru, haklısınız. Yani ne olursa olsun Rıza Bey hatalı davranmış. Aynen. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Ayrı gemide yol alır, ayrı düğüm tutarım.